çok teşekkür ediyoruz. Can Bey'e de. Benim gibi bu işin cahillerine de bu işi gayet güzel anlattığı için teşekkür ediyorum özellikle. Şimdi evet sorularınızı alacağız ama nasıl bir sistem izleyelim? Ben biraz da bir şeye de bakacağım. Yani hanımlara pozitif ayrımcılık yapmaya soruyorum. Ya arkadaşlar duyuru yapacaklar unuttum. Hem de burada arkadaşlarımız da burada. İSKİ'den 1000'e yakın işçi atılmıştı, taşeron işçi bir zamanlar biliyorsunuz. Onların liderlerinden arkadaşımız burada. 22'sinde mahkemeler sonucu Türkiye tarihinde herhalde ilk defa oluyor. İşe, mahkemeler işe iade kararı verdiği halde Yargıtay kararı iptal etti. Türkiye tarihinde ilk defa nasıl işe iadesi iptal olur? Onun güçleri var, onun ismini söylemeyeyim burada. Evet, iptal oldu. Mahkemeden alınan karar yani iptal oldu işe iade davaları. 22'sinde bir basın açıklaması olacak. Sizi oraya davet ediyorum. 22'sinde İSKİ'nin önünde saat 12'de. İnsan haklarına şu anda 55 kişi gönderdim. Yani İTA'dan gelinler yine gönderiyor. Evet. Yani peşini bırakmıyoruz. Halen de devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Hocam Aksaray'daki İSKİ olduğunu söyledim. Aksaray'daki İSKİ'nin önünde saat 12'de Cuma günü. Şimdi evet gençler, hanımlar öncelikle mikrofon dolaşacak. Önce hanımlardan soru sormak isteyen var mı? Tamam, o zaman biraz bekleyelim. Yorum da yapabileceğinizi söylüyor ekipteki arkadaşlarımız. Tamam, o zaman gençler diyelim. Herkes el kaldırıyor. Tamam, şaka yapayım. Evet arkadaşlar, o zaman lütfen yorum ya da soru sormak isteyenler arkadaşımız bekliyor. Evet, arkadaki beyefendi önce kaldırmıştı. Ahmet Bey'e soracağım sorumu da. Ahmet Bey ve Tokat'ı geçen sene 1 Mayıs'tan beri izlemeye devam ediyorum. Yani 1 Mayıs'a katıldıktan sonra oldukça ilgi çekici ve eğlendi. Şimdi sormak istedim şunu. Ben de Anadolu'da yetişen biri olarak Konya'lıyım. Tokat gibi bir hareket nasıl ortaya çıkıyor? Niye Konya'da değil, Kayseri'de değil, daha muhafızlık herkesin? Bunun toplumsal bir karşılığı var mı Tokat'ın çalışmalarının boyutu ya da kadro düzeyinde bir çalışma mı? Yani siz inatçısınız, Ulu Cadde'ye bölüm vermişsiniz 5-6 kişi ve sürekli bu şekilde gidiyorsunuz. Yani bu hareketin Tokat'ta çıkmasının özelliklerini soruyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Belki konuşmada ufak tefek değinmeye çalıştım ama Anadolu'da hakikaten sıkıntılı bir şey bu. Yani bizim için de sıkıntılıydı açıkçası. Ama yani pratik içerisinde bir özgüven oluşuyor az evvel söylediğim gibi. Yani birazcık farklı çizgilerden beslenen arkadaşların siyasi, dini tecrübeleri bunun oluşumunda emek sahibidir, pay sahibidir. Toplumla bağ noktasına gelince dediğim gibi mesela biz eylemlerimizde işte kadınlar, erkekler sayısal anlamda birbirine yakın oranlarda, bazen kadınlar çok daha fazla. Başörtüsü eylemi olsa da olmasa da, yani önemli değil. Konuşmacılarımız da öyle. Mesela eylem açıklamalarını okuyanlar, daha çok genç hanım arkadaşlarımız. Bunu neden söylüyorum? Bu özellikle Tokat gibi yerlerde toplumsal meşruiyeti sağlama noktasında çok önemli bir avantaj. 1 Mayıs, işte başka bir şey, işte 1 Mayıs'ta yazmışsınız, kapitalizme kul olma, işte küresel kapitalizme karşı küresel intibada, sizi o başörtülü kadınlarla birlikte eylem alanında bunları söylerken gören farklı insanların açıkçası tepkileri yani olumsuz olmuyor. Yani olumsuz bir şeye biz halkla muhatap olmadık. Yani belki 10-15 kişilik bir kadrodur ama sonuçta geniş katılımların olduğu eylemliklerimiz de oluyor. Yani Tokat'ta böyle İslam geçmiş olan aslında potansiyel var, damar var. Diğer gençlerden de, çevrelerden de katılımlar oluyor. Ben burada birazcık korkuların zorlanması gerektiği taraftarıyım. Birçok ilçede, ilteki arkadaşlar da bu tecrübemizi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de işte uzun süredir başörtüsü eylemleri yapan, şimdi Adalet ve Özgürlükler Platformu
çatısı altında toplanan 15'e yakın nokta var. Mesela buralarda da bu kazanımlar ve dil ilerlemeye başladı. Bu korku eşiğini, bu refleksleri aşabilirsek aslında çok daha rahat, çok daha yapılabilir, çok daha yaygınlaştırılabilir bir tarz olduğuna inanıyorum. Mesela şu anda açıkçası öyle bir özgüven var. Hani ben özgüven paylaşım için söylüyorum. Yani yapamayacağımız bir şey yok diye düşünüyorum. Yani herhangi bir işte hakkın savunulması veya işte mesela nedir? Ermeni meselesi. Çok basit bir şey. Az evvel söylemeyi unuttum. Basit derken anlaşılması basit. Tokat'ın nüfusu mesela 1915'te yarı yarıya gayrimüslim. 13 bin gayrimüslim, 8 bin Ermeni, 5 bin Rum, 15 bin de Müslüman. Ve bunlar yok şimdi. Mesela bunları düzenli olarak seminer faaliyetlerimiz var, konferanslarımız var. Çokça tartışıyoruz. Yani oraya gelen insanlar için bunlar artık düzenin ürettiği yalanlarla öğrenilebilir şeyler olmaktan çıktı. Veya işte bu asgari ücret köleliktir anlayışı. Veya işte Kürt sorunu. Diğer meseleler artık devletin okullarındaki yalan yanlış müfredatından öğrenilebilir olmaktan çıktı. İnsanlar bu anlamda ciddi anlamda muhalif bir kültür kazandılar. Hani sırf eylemsel boyutta olan bir şey değil. Hani Freire söylüyor ya, sadece eylem yaparsan yani kendini aşamazsın. Sadece teori üretirsen hafazanlık yapmış olursun. Hani bunu birleştiren bir şey. Şimdi her hafta bunu tartışıyor. Mesela bir yıl boyunca işte Kemalizm'in eğitim politikaları, Kemalizm'in ekonomi politikaları, efendim Kemalizm'in işte azınlık politikaları, şunlar bunlar. Dolayısıyla yani oraya gidip gelen işte epeyce insan oluyor değişik zamanlarda. Bunun bu eylemselliği ve muhalefet kültürünü yaygınlaştırmada da entelektüel bir zemin oluşturduğuna, bir özgüven oluşturduğuna inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Bakırköy'de Cimervan Fabrikası'nda çok uzun süre eylemler yaptık. Fabrika Mustafa'nın bir sene işlemleri servislerle kendi ceplerimizden. Servisler de kendi ceplerimizden fabrikaya taşıdık. Evet, neyse. Fabrikamız özelleşti. Ahmet Bey'in bahsettiği 4 çeyre gönderildim. Orada 20 ay kaldım. Fakat fakülte mezun olduğum için orada kapsam dışı personel olarak tek etmiştim. Ve tekerlere o özelleşme sürecini yaşadım. Oradan da başka bir sınavda Boğaziçi Eğitim Kurulu'na geçtim. Yani bu oluşumlarımızı tamamen içinde aldım. Hatta Samsun'a giden arkadaşlarım, sendikas olarak bana geldiklerinde dedim ki, o zaman Birleşik Amerikan Tabo dağılmıştı. Dedim ki, iyi düşünün dedim, çok iyi şartlar size sunuyor ama yarın diyorum orada kendi kadrosu oluşturduğumda 45-50 arkadaşımıza siz kapı dışına koyabilir ki bundan 20 gün önce maalesef 120 arkadaşımızı işten çıkarmışlar, o 45 arkadaşımızla onların içindeler. Şimdi ben böyle bir not verdikten sonra kölelik bitti mi? Bir cümle geçmişti. Yorum yapmak istiyorum. Tabii ki kölelik bitti dedi. Yani köleliğin kalktığı dönemler herkese biliniyor. Abraham Lincoln'un yaşadığı Kuzey Güney Savaşı, daha sonra Abraham Lincoln'un öldürülmesi ve köleliğin kaldığı Obama'nın başkan olması. Tabii bugün eskiden fakir şeyden Afrika'dan insanlar zorla botlarla Avrupa'ya taşınıyordu. Artık böyle bir şeye gerek kalmadı. Bizim güneyimizdeki işçiler Kayseri'de zaten tünlük toplamaya gidiyorlar kasalarda. Dolayısıyla artık uluslararası olmaktan çıktı. Ulusal bir sınırlar içinde bu köylük üzerine sürüyor. Çünkü insanlar asgari ücrete dahi çalışmak için şükreden hale gibi geldiler. Bu konuda bir yorum yapmak istiyorum, onu yaptım. Bir de size sormak istiyorum bu soru olarak. Ben takip ediyorum, işte bu başörtülü aday yoksa oy da yok. Tabii bunu gazeteler adına vermediğim sakınca var mı bilmiyorum. Bir gazetede mesela Ali Bulaş'ın yazılarını okuyorum. İşte Tüvanlı bayanlara tuzağa düşmeyin. İşte AK Parti'de aday olmayın. Anayasanın yapısı değiştikten sonra aday olursunuz. Gerçi anayasanın yapısı değişti daha ne kadar belirtecekler bilmiyorum. İşte geçmişte biz cevap veren bir arkadaşım. Geçmişte biz Kemalistlerle uğraşıyordum. Şimdi başında bundan çıktı. Bu konuda sizden tabii bir yorum istiyorum. Söyleyeceklerim, Beyce Boran hakkında Zeki Hocam bahsetti. Beyce Boran zaten ne Demokrat Partisi'nin ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin birbirinden farklı bir parti olduğunu hiçbir zaman söylemedi. Yaptığı bir röportajı okudum ama hangi gazeteci yaptığını hatırlamıyorum şu anda. Soruyor gazeteci, diyor ki
Demokrat Parti şey diyor, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile demokrasinin olduğu bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede bir burjuva yaratmıştır. O burjuva hareket etmiştir. Sonra aynı soruyu Demokrat Parti istiyorsanız diyor ki Demokrat Parti de diyor Türkiye'de burjuvayı çatallaştırmıştır. Düşünce bu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beyefendi yorumlarına sizin söyleyeceğiniz şeyler var. Peki, o zaman belki bana sorduğu soruya cevap vereyim. Bizim bu başörtülü aday yoksa oy da yok kampanyamız aslında yani bizim bir şeyimiz var, bir mail grubumuz var. Orada böyle tesadüfen çıktı diyeyim. Çünkü gerçekten insanlar AK Parti'nin aday göstereceğini düşünüyordu. Bir sürü AK Parti teşkilatlarında çalışan kadınlar çünkü aday adayı oldular. Onlar da ümitliydi. Hatta son dakikaya kadar biz bile ümitliydik yani gösterebileceğini düşünüyorduk. Fakat biz 3 AK Parti 2 dönem iktidar oldu. Biz de bu başörtüsü meselesini kovalayan bir kadın grubuyuz. Ve aslında şunu gördük. Mesela en başında AK Parti ilk iktidara geldiğinde kadın milletvekilleriyle bir toplantı yapmıştık. Çoğu arkadaşımız zaten yani çok uzağımızda değil AK Parti. Ama şunu gördük. Mesela şöyle bir tepki gelmişti o zaman. Dedim ki ben başörtüsü konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey yapmayı düşünmüyoruz dediler. Niye dedim? Çünkü biz bir vaatte bulunmadık dediler. Allah Allah dediler, vaatte bulunmanız mı gerekiyordu bu iş için? Peki yani neyse bir kızdılar, mızdılar falan filan bir şeyler oldu. Söyledim ki arkadaşım biri, yani siz ne öneriyorsunuz? Ben dedim ki yani bakın artık bu iş yani böyle AK Parti böyle kendisini güçlü hissedip de başbakanın yani lütfederek yapabileceği bir şey değil. Bu iş başka hak ihlalleri gibi bir hak ihlali. Onun üzerinden giderek üretilebilecek bir çözüm ancak söz konusu olabilir. Ki bizim gibi kadın örgütleri zaten başka kadın örgütleriyle işbirliği halinde yani sadece başörtüsü yok ki Türkiye'de. Kadınların şiddete uğraması var, siyasal katılım mekanizmaları, bir sürü sorun var. Yani AK Parti'nin ki o dönem bizim için gerçekten daha yani ilk bağladığımız bir şey belki. Şunu söylemiştik. Sivil toplumla gerçek ve samimi bir ilişki kurması lazım. Sivil toplumdan öğreneceği şeyler var. Yani birlikte hareket etmesi lazım. Şöyle, orada şöyle cevap verdiler. Aman dediler, başbakan o kadınları sevmez. Neyse yani, şimdi baştan itibaren gösterilen tepki hiçbir şekilde buna bir çözüm aranmayacağım. Yani bir gün Başbakan Erdoğan kendini yeterince güçlü hissederse lütfederek bakın işte ben bu sorunu çözüyorum diyeceğim. Yani biz bunu anladık. Bunun üzerine çalışmalarımıza devam ettik. Birleşmiş Milletler kadınlara karşı her bir ayrımcılığın önlenmesi komitesinden 2 kere karar çıkarttı. 2005'te ve 2010'da. Bu karar şuydu. Hatta bu karar için biz uğraşırken o komiteye 3-4 yıl başkanlık etmiş Feride Acar bize şunu söyledi. Hanımlar dedi, bakın dedi, boşuna uğraşıyor. Bu komite dedi, başörtüsü yasaklarını asla bir insan hakkı ihlali olarak görmezdi. Ben burada 5 sene çalıştım dedi. Boşuna dedi, yoruluyorsunuz. Dedik boşuna boşuna. Biz gideceğiz bu komiteye derdimizi anlatacağız. Gerçekten gittik 2005'te. Oraya giden arkadaşlar anlattılar. Ve o Feride Acar'ın o sözlerine rağmen o komiteden şu karar çıktı. Birleşmiş Milletler Sedat Komitesi Türkiye'de uygulanan başörtüsü yasaklarından endişe etmektedir. Ve hükümetten kaç kadının bu yasaklar sebebiyle eğitim hayatından ve çalışma hayatından dışlandığını tespit etmesini istemektedir. Şimdi bu bizim için serap gibi bir şeydi ya. Leyla Şahin karar çıkmış, Türkiye'de başörtülü meselesi konuşulamıyor. Serap gibi bir şey. Geldik, Güldal Akşit de oradaydı. Mesela çok komik şeyler yaşandı. Orada başörtü bu mevzu konuşulurken soru soruluyor. Bizim hükümet üyeleri cevap veriyor. Mesela kadın sayısı ve sorunları genel müdürüne vekalet eden arkadaş, ki bugün o artık genel müdür, orada Türkiye'de böyle bir sorunun yaşanmadığını söyledi mesela. Yani Türkiye'de başörtüsü şey yok. İşte öğrenciler bazı sıkıntılar yaşıyorlar ama tabii ki devletin bazı kuralları var. Yani bunlara uymaları lazım. Yani ben dedim ki yani CHP'li birisi gitseydi ne söyleyecekti? Yani aynı şeyi söyleyecekti. Dolayısıyla AK Parti, yani AK Parti zaten dikkat ederseniz bakın başörtüsü konusunda hiç konuşmadı bile. Konuşmadı.
Ve insanlar bunu hep şöyle algıladı. Yani zaten aynı kesimin insanlarıyız. Konuşmasa da biz aslında onun içinden geçenlerin ne olduğunu biliyoruz. Yani hep insanlar bu içinden geçenler, konuşulamayan, yani başbakanlığın da zaten kızları mağdur, işte karısı mağdur, bilmem ne. Böyle düşündüğü için bu konuda AK Parti'ye güvenmeye devam etti, hala güvenenler var. Dolayısıyla yani bu işin biraz daha içindeyseniz şeyi görüyorsunuz ama başbakanın şu yaptığı son açıklama. Yani efendim bu kampanyanın çok yakışıksız bir kampanya olduğunu söylemesi. Efendim pazar olur muymuş, yani biz Allah için örtüyormuşuz. O zaman yani nasıl bunu böyle masaya koyabilirmişiz pazar aracı için? Daha önce de şöyle bir şey olmuştu. Ben bir gün çok gülmüştüm gene böyle bir toplantıda. Dedim ki yani gerçekten bu gerçek bir şey. Bir gün platformda arkadaşlar oturuyorum. Yani düşünün, başörtülü bir kadın olarak mesela fakültede bir arkadaşınızı ziyarete gidiyorsunuz. Bunlar AK Parti döneminde yaşandı. İçeri giremiyorsunuz ya. Kapıdaki görevli sokmuyor. Ve arkadaşım, yerde öğretim üyesi şu sözlerle beni teslim aldı. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Ben o kapıdan içeri öyle girebildim. Yani düşünün, başörtüsü bu ya. Bomba mı? Ne bu yani? Ama iyi bir şey olsun yani. Demek ki böyle algılanıyor bazen. Her neyse. Dolayısıyla şimdi bunları yaşayan insanlar olarak biz bu işin birçok yüzünü görmüş olduk. Ve ilginç, medyadaki ilginç bir şey söyleyeyim size. Bir kere muhafazakar medya tam bir karartma uyguladı. Köşe yazarları olmasa bizim böyle bir kampanya yaptığımızı hiç yazmayacaklar. Zaten yazmadılar. Köşe yazarları sayesinde o gazetelerde bizim şeyimiz. Düşün yani, bunlar yıllarca başörtüsü mücadelesini bayraklarını yapmış medya. Ama yazmadılar. Ve ona bazı Ali Kulaç gibi bazı kalemlerde bizi ajan provokatör ilan etti. Bir zamanlar rahmetli Ecevit'in ve Demirel'in yaptığı gibi. Düşünebiliyor musunuz? Ve efendim rant peşindeymişiz. Hiçbirimiz aday değiliz. Biz rant peşinde oluyoruz. Kendisinin oğlu aday ama o rant peşinde değil. Velhasıl kelam, yani dünyada işlerin nasıl döndüğünü anlamak istiyorsanız mutlaka aslında ezilen kesim olacaksınız. Yani bir şekilde ezileceksiniz. Ben bunu bir anlamda, çünkü ezilmiyorsanız, egemen kesimdeyseniz kör oluyorsunuz arkadaşlar. Kör. Onun için ben çoktandır iyi ki başörtüsü yasakları var diyen bir insan haline geldim yani. Böylece bitirmiş olurum. Evet. Burada da bir söz var hocam. Oraya mı verelim? Gençlikten var. Şimdi oraya yapıyorsunuz. Fakat Has Parti de beni hayal kırıklığına uğrattı. O da Anıtkabir ziyaretindeydi. Partilerin sisteme dahil olduğu zaman ya da meclise girdikleri zaman nasıl o meclise entegre olmadan, yani onların içinde onların zihniyetini paylaşmadan nasıl kendi kimlikleriyle durabileceklerini ben pek anlayamıyorum açıkçası. Bunu da hani düşünemiyorum böyle olabileceğini. Onun için Has Parti'ye olan heyecanım da sönmüş bulunmakta. Yani bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Meclise girdiğinizde mesela biz AK Parti ile ilgili bir şeyler istediğimiz zaman arkadaşlar şöyle tavır alıyorlar. Ya AK Parti zaten yeni yeni hani güçlenmeye başladı. Durun bir ses çıkarmayın. O zaten zamanla çözecektir. Hani AK Parti'yi kapattırmayalım bu süreçte diye böyle saçma şeyler geliyor yani. Cevaplar geliyor. Has Parti içinde aynı şey mi söz konusu olacak? Biz hep parti kapatılmasın diye hiçbir şey isteyemeyecek miyiz? Ya da hani İslami kimliğiyle ya da sosyalist kimliğiyle tam olarak meclise girdikleri zaman o kimlikleri koruyabilecekler mi, yoksa Kemalist sisteme entegre mi olacak? O yüzden bunları... Başak,
Bizim demokrasi var, arkadaşıma veriyorum. Peki, tabii ben de... Teşekkür ederim zaten. Aslında biz AK Parti'ye 8 sene önce biz başörtüsünü çözecek diye oy vermiştik ama 8 sene geçti. Bu konuyu zaten kullanmasınlar diye çözüldü. AK Parti çözmedi. Yani gündemi ve medyayı takip eden insanlar görürler ki AK Parti sorunu çözmedi. Sadece AK Parti'nden bir koz alındı. Başka bir şey değil. Ayrıca Başakşehir Kadıkoğulları başkanı olarak arkadaşlarım söylemek istiyorum ki ben de siyasetten hiç ümitli değildim maalesef. Ve siyasete yakın olduğunu da hiç hissetmedim. Ama şunu gördüm. Hayatımda ilk defa Kur'an'ı mealden okudum. Ve Allah'ın zaman gördüğüm bir şey vardı. Hak, adalet, eşitlik, özgürlük. Ve bu doğrultuda baktığım zaman ben eğer oturduğum yerden sadece şikayet ederek durursam bu sistemi hiçbir şekilde katılamayacağım. Ve 10 sene geçse hala burada oturuyorum canı gördüm. Şunu dedim, ben bir yere girmem ve bir yerden başlamam lazım. Baktığım zaman partide şu andaki durum çok kötü. Siyaset çok kötü, çok kirlenmiş. Her şey çok kirlenmiş ama biz genciz. Eğer Allah ömür verirse ben 50-60 yıl daha yaşayacağım. Belki bu dünyaya bir çocuk getireceğim. Belki bu çocuk yüzü, bu sisteme maalesef kurban edeceğim diyorum çocuğuma. Ama şunu diyorum. Eğer diyorum ben ses çıkarırsam ve ben buna inanırsam, bu doğrultuda yaşarsam bu sistem değişebilir. Ve ben maalesef şu dönemde kendime yakın olarak KAS Parti'yi gördüm. Evet, banka sistemi içinde kötü insanlar olabilir. Bu her topluluk ve her kuruluşta olan ama biz doğru olursak, dürüst olursak, Allah'ın bize öngördüğü sistemde onun öngördüğü şekilde yaşarsak biz bu sistemi de kırabiliriz. Ama 3 kişinin ya da 5 kişinin yaptığı işlere bakarak değil, sadece kendimize inanarak. Ben kendime inanıyorum ve istiyorum ki Allah kazası için bir şeyler yapmak istiyorum. Yani değiştirmek istiyorum bir şeyleri. O yüzden buradayım veya başka bir yerdeyim veya insanlarla konuşuyorum, bir şeyler anlatmak istiyorum. Bu parti evet çok kötü olabilir, hayır bu parti çok iyi olabilir, önemli değil. Benim ne istediğim, benim ne düşündüğüm önemli. Ben ne istiyorum, bir bayan olarak ne istiyorum, ondan önce insan olarak ne istiyorum, bu daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani partiler dediğiniz gibi gelir geçer, ada yani. Teşekkür ederim. Ben bir cümle olarak söyleyeceğim. Yani söylenecek şey şu, hiçbir garanti yok. Evet, bu sizsiniz, biziz, hepimiziz. Yani böyle bir garanti yok. Aslında ben şöyle düşünüyorum, yani bu olay sadece bir HAS Parti meselesi falan değil. Aslında şu toplantıyı düşünün, tartışmalar şu Türkiye'deki son aylar, yıllardaki tartışmalar. Benim güvendiğim asıl o. Türkiye'de bir arayış var, bir değişim var. Toplumsal bir arkadaş, ideolojik kültürel önleri var. Demokratik önleri var ve siyasi önleri var. Bu parti, o bir arasıyla özleyebilir, başkası olabilir. Bu önemli bu arayışla mücadelenin gelmesi. Bu konjektürde eğer fayda olabileceğini düşündüğümüzsek gidebiliriz. Yarın başka bir şey olabilir. Ben onun için mutlak bir şey vermiyorum. Aha bir adam bulduk, bir de parti bulduk, bizi kurtaracak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Merhaba, ben Ankara'dan geliyorum. Katıldığınız da tekrardan teşekkür ediyorum. Yani gerçekten faydalı bir fikir teatrisi oldu. Ben genel bir bakışımı söyleyeceğim toplantıya. Aslında bu toplantı bir bakıma şunu demek gibi. İşte evet, bu ülkede ülkenin genelini oluşturan, büyük bir çoğunluğunu oluşturan Müslümanlar yönetici kadrolarında iş sahalarında, işte hani bugün ezenler diyebileceğimiz işte rantı toplayan noktalarda bulunmuyorlardı ve buna itiraz ediyorlardı. Lüksü, işte israfı büyük bir hınçla eleştiriyorlardı. Ancak görüldü ki onlar da aynı yöntemlerde, aynı yolları, aynı kulvarları izleyerek bu noktaya geldiler. Bu durumda, bu çelişkide, yani bir kısım Müslümanlar işte bu tarz bir ortamın içine girmişken diğerleriyle arasındaki fark nedir? Ya da işte bu imkanlardan yararlanamayan, işte asgari ücret dahi alamayan
gizli atölyelerde çalışmak zorunda kalan, Müslümanlarla işte çok lüks içinde yaşayan bir Müslümanın arasındaki fark, yani onları bağlayan şey ya da arasındaki çelişki nedir? Esasında bize bu soruyu soruluyor bu toplantıda. Yani biz bu uçurumu ve hani dünyamızın son yüzyıllarda daha da giderek belirginleşen insanlar arasındaki gelir uçurumunun isimleri ne olursa olsun, iktidarların adı, etiketleri ne olursa olsun, sermayenin özellikle paranın, sermaye sahiplerinin, iktidar sahiplerinin, bürokrasinin, işte kimin, iktidarda kimin olduğunun aslında düzen açısından, yürüyen dönem dolap açısından çok önemli olmadığını, önemli olanın adaletle adil bir sistem olduğunu söylüyor bize. Biz işte, ben de genç bir insanım, belki işte bir 10 sene önce biz de böyle düşünüyorduk. Ya işte Müslümanlar gelirse, işte Kemalist rejimle ilgili bazı sıkıntılar atlatırsa evet iyi bir şey olabilir. Evet işte insanlar adaletli bir ortama kavuşabilir. Hayır böyle olmadı. Ben genel olarak tekrardan teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerin, bu bakış açısının bazı ezberleri kırmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve İhsan Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Zeki Hocam'dan aldığım yetkiye dayanarak. Hocama da soru sorabilir miyiz? Öyle dediniz. İhsan Hocam şimdi benim temelde aslında söylemek istediğim sizin söylediğinizde de geçti. Şimdi geleneksel dini algı üzerinden konuşuyoruz sürekli. Evet, ciddi sıkıntılar var. Sizin de çok eleştirdiğiniz bir nokta. Ama mesela ben sabrı bahsettiğiniz, sabırdan bahsettiğiniz, hani şeyden bahsettiğiniz daha doğrusu, zengin ve fakirin genelde de konuşuldu. Yani Allah'ın takdiri, hani Emevilerden miras kalmıştır, anlayış dediniz. Şimdi ben sabrı dinamik bir olgu gördüğüm için, yoksulun sabrını da bir mücadele azmi olarak ya da işte kurtuluş için ümit olarak görme eğilimindeyim. Yani dolayısıyla aslında şöyle bir şey var. Sizin söylemlerinizi okuyan genç insanlarda da şöyle bir ikilem oluşuyor. Ya bir şey hocam tamam eyvallah güzel söylüyor, bize hitap eden şeyler söylüyor ama yani bunu neden çağdaş paradigmayla ifade ediyor? Esasında temel sıkıntı belki de benim sıkıntım değil ama hani genellikle İslami hassasiyete sahip insanların sıkıntısı bu. Neden çağdaş paradigmalar kullanılıyor? Yani bunları bu paradigmalar kullanılmadan da çok rahatlıkla benzeştirmeden, bütünleştirmeden hani bizde her zaman söylenir işte bunlar sosyalizmde İslam'da zaten bu var şeklinde neden söylenmiyor diye bir eleştiriler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani
teşekkür ediyoruz. Şimdi bir şey soracağım. Kaç kişi konuşmak istiyor? Çünkü vaktimiz azaldı. Arkadan bir beyefendi görüyorum. Ondan sonra buradan genç arkadaşımız var. 3 Başka? 4 5 Başka var mı arkadaşlar? 6 Bir dakika. 6 7 Arkadaşlar, 7 arkadaşımız konuşacak ve yarım saatimiz var. Şimdi nasıl yapalım? Bir de siz mi oldunuz? Yok, sen ben kardeşim. Tamam, peki. Yani, sonradan mı çıktınız demek istemiştim. O zaman şöyle yapalım. Bir İhsan Bey'e söz vereyim ya da soruları alalım. Nasıl yapalım? Soruları alalım. Ona nasıl yapalım? Yorumları. Onu topluyorum. Evet, İhsan Bey, şey yapalım. Tamam, teşekkür ediyorum. Soruları alalım. İhsan, siz soruları unutmuyorsunuz. Size sorulmuş bir soru var şu anda. Ben Ahmet Öztürk'üne bir soracağım. Başka bir açıklama yapmak istiyorum. Sanki başbakanla ilgili. İsminizi de söyleyin arkadaşlar. Sizin kim olduğunuzu? İsmim Haşim. Ben Çapatlı'dayım. Şimdi 12 yaşında Uğur Kaymaz'a teröristken ve kadın da olsa çocuk da olsa güvenlik güçlerimiz görevlerini yapacaktır diyen bir Müslüman başbakandan bahsediyoruz. Bu türbanla ilgili ve Müslümanlarla ilgili her şeyi yapması gayet normal bir şey. Böyle bir başbakanımız var maalesef. Benim sormak istediğim şey sivil itaatsizlikle ilgili. Şimdi Kürdistan'da başlayan sivil itaatsizlik kapsamında cuma namazları da şu an kılınıyor. Ben ilk hafta Sultanahmet'teki sivil cuma namazına gittiğim orada çok az sayıda kaldı ama bu bizim için gene sorun değildi. Hani biz şunu dile getirmeye çalışıyoruz. İslam AKP'nin zümresine bırakılmış bir din olmaması gerektiğini düşünüyorum. Neticede camilerde yapılan dini vaazlar yani her şeyi ortaya koyuyor. Din gerçekten özünü kaybetti. İslam açısından söylüyorum yani İslam gibi güzel bir dinimiz özünü kaybediyor. Ve ben bütün Müslüman aleminin yani Türkiye'deki bütün Müslümanların sivil cuma namazı gibi bir şey yani daha doğrusu devletin resmi dini cumadaki camilerdeki dinini ben sizin nasıl ele aldığınızı söylemenizi istiyorum yani bu noktada bütün Müslümanların yapabileceği bir şey yok mu? Dinimizi İslami özümüzü tutturabileceğimiz bir şey yapamaz mıyız? Bu noktada cevap veriyorum. Arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim. Bence esas sorunun kaynağını kapitalist sistemde aramak lazım. Nedenine gelirse bu sistem kar etmek ve para kazanmak üzerine kuruludur. Bunlara ulaşmak için her türlü şiddeti, kan ve gözyaşını dünyanın her tarafında hakim kurmaya çalışıyor. 1970'lerde kapitalist sistemin kar marjı düşünce bu arada özellikle Amerika'da tabii Türkiye'de Özal'la başlıyor. Özellikle Amerika'da Ronald Reagan, İngiltere'de Margaret Thatcher'da başlayan neoliberal ekonomik sistem tüm dünyaya hakim olmak için müthiş bir şiddet uyguladı. Ne olur? Dünyanın birçok bölgesinde özellikle Latin Amerika'da ve diğer Afrika Asya'da askeri diktatörlükler kuruldu. Yani bu sömürüyü derinleştirmek için böyle bir bu liberal sistem, vahşi kapitalist sistem böyle bir yöntem izledi. Bu şartlar altında tabii insanlar kazanmış haklarını kaybettiler, özelleştirmelerle işini kaybettiler, taşeronlaşma başladı, esnek çalışma sistemi başlatıldı. Burada yıllık sözleşmelerde insanlar bir yıllık sözleşme yapıp güvenceli iş ortamını kaybettiler. Velhasıl bir sürü olumsuzluklar. Tabii bu durum insanlarda bir ahlaki yozlaşmayı beraberinde getirdi. Kirlenme oldu. Ahlaki erozyon yaşanıyor. Şimdi bu şartlar altında yani yeni bu birikmiş sorunları bu ahlak yapısıyla çözemeyiz. Bence dünyada Türkiye'nin en büyük sorunu bir ahlak sorunu yaşanıyor. Burada bu ahlak sorununu aşmadıktan sonra yeni bir insan, yeni bir toplum yaratmadıktan sonra bu dünyanın sorunları çözülmeyecek. Bunun için de ben özellikle yani temel ahlaki değerler, belki birkaçı şöyle sevgi, dostluk, adalet, barış, kardeşlik, özgürlük gibi, yardımlaşma, dayanışma gibi, paylaşım gibi, adil sistemi öne alan
vicdan unsurunu öne çıkaran bir anlayış kurulmadığı sürece bu dünyanın sorunları devam edecek. Ben temel sorunun ahlaki düzelmeyle olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadan, pardon. Cevap edeceksiniz, buyurun hocam. Ben söylerim. Tamam. Hayır, ben cevap vermek için değil, sadece bu taraftan istek vardı, oraya verecektim. Tamam, arkadaşım size getirdim. Hayır, tamam, lütfen başlayın. Teşekkür ederim. Vakit kaybetmeyin. İsminizi alın. Benim ismim Kadir Kadebap. Öncelikle Emek ve Adalet Platformu'nun bu bugünkü ortaya koymuş olduğu bu performans çabasına teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm gelen konuşmacılara da teşekkür ediyorum ve dinleyicilere de. Küçük bir giriş yaptıktan sonra hem Ahmet Bey'e hem de Metin Kayaoğlu'na bir soru sormak istiyorum. Girişim şu, siz dediniz ki ezilenlerin gözü açılıyor. Bence ezilenlerin gözü açılırken kapanıyor da. Şundan dolayı Kemalist sistem kendisini faşist bir şekilde başörtülere dayatırken başörtüler o sistemin içerisinde yer alma ve var olma haklarını, taleplerini dile getiriyorlardı. Ama aynı başörtüler sistemden yerlerini alıp belli yerlere geldiği zaman Kemalistlerden farklı şeyler yapmadıklarını gördük. İşte bunun bir göstergesi ekonomik olarak işte sınıf atlama çabaları, aslında Kemalistlerle aynı şehvete sahip olduklarını gördük. Ve sizin gibi başörtüsü mücadelesini uzun süre vermiş nice insan, ister düşünür olsun ister bunun mağduru olsun, sermayeyle hesaplaşmadıklarını ve sermayeyi karşına almadıklarını. O zaman bu şuna benziyor, eczacılar son zamanlarda bağırıyorlar, dükkanları kapatacağız, artık sağlık için ilaç satamayacağız, bizi çok zor durumda bıraktılar diye. Ama ben şunu da görüyorum, organik, sağlıklı, sanayiden uzak bir ilaç anlayışını geliştirmeyen eczacılar millete antibiyotik satarken çok hoştu. Dükkanları kapanınca akıllarına geliyor mağdur oldukları. Bunun gibi sıkıntılar. İşte işçi kardeşlerimiz bir problem yaşadığı zaman hani sizin dediğiniz gibi gözleri açılıyor. Ama başka taraflarda başka mağduriyetler varken gözler kapalı olabiliyor. O yüzden ezilenler de birbirlerini ezebiliyorlar. Sadece ezilen çelişkisi yok. Bence ezilen çelişkisi de var. Buna değindikten sonra Metin Kayaoğlu abimizle, Ahmet Örs abimizle Kürt sorunu üzerinden bir soru sormak istiyorum. Kürt sorunu, Ahmet Bey dedi ki Kemalizmle hesaplaşmadan işte Kürt sorunuyla nasıl muhatap olacağız, nasıl bu konuları tartışacağız, konuşacağız. Kendisine katılıyorum. Ben de PKK'yı sormak istiyorum. Bunu nereye koyacağız? Bir Müslüman olarak PKK, akidevi olarak kafirdir, ekonomik olarak işte efendim İsrail'den, Almanya'dan beslenmektedir. İşte bir solcunun işte böyle bir bakış açısı olmadığını görüyoruz. Kürt sorununa aynı kapılardan girmiyoruz ve aynı kapılardan yaklaşamıyoruz. PKK'lı mücadele vermeye çalışan insanları Müslümanlar nereye koyacak? Nasıl yaklaşacak? Ahmet Örs'e sorulu, Metin Bey'e de Kürt sorunun içinde PKK'yı nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Nasıl buna bakmamız gerekiyor? Örgüt mantığına, örgütlülüğün, hiyerarşinin bu tür baskı rejimlerinin olabileceği her türlü mücadele şeylere nasıl bakmamız gerekiyor? Sorularım bu kadar. Evet. Şimdi o taraftan kim vardı arkadaşlar? Bir kadın arkadaşlarım. Evet, lütfen. Hanımları daha iyi görüyor galiba. Bir açılımda ve adaletli Kur'an merkezi olduğunda ancak gerçek adalet olabileceğine inanan bir kişi. Buradan hareketle
son zamanlar Kürt meselesi olmaktan daha çok ırkçılığa dönüşmüş durumdadır. Ben zaten Kürtçülerle Türkçüleri BHP ile BDP arası hiç fark görmüyorum. Her biri bir paralı iki yüzlü şekilde bakıyorum olaya. Ayrıca İslam dini BDP'nin ırkçılığının korumasına hiçbir zaman kalmamıştır. Allah onun korumasını üzerine almıştır. Peygamberimize Mekke'den çıkarılarak onların kadar zulmün çok büyüğünü yapar. Onları Mekke'den kendi vatanından, annelere rahmet olan peygamberimiz oradan çıkardılar. Peygamber dönüp Mekke'yi fethettiğinde hiç böyle bir karşı ırkçılığa ya da karşı bir zulme, karşı bir hata geçmemiştir. Tam tersine merhametle onlara muamele etmiştir. Bu anlamda ben Kürt ırkçılığı yapanların peygamberin ve misyonunu, peygamberin ve misyonunu ile gözden geçirmek noktası bir çaba içerisinde girmeleri tavsiye ederim. Ayrıca ben Hasfati yetkilisi için bir soru sormak istiyorum. Hakikaten biraz önceki arkadaşımızın sorduğum o şeyi Anıtkabir'i niye ziyaret ettiniz konusundaki cevabınızı çok merak ediyorum. Şu anda ben söylerseniz bir cevap, bize bir şey söylemek istiyorum. O zaman sistemimizi değiştirmiş oluyoruz. Çünkü soruları alıyorum. Ama siz yorumunuzu... Ha? Ben cevap alırsam Has Parti'ye gitsin. Ben bir şey... O yüzden ne kadar bir şey söyleyeyim. Yalnız... ne? özel bir nedeni yok yani. Genel başkanımız öyle bir karar almıştı. Ziyaret edilmişti. Ben o toplantıda ben söyleyeyim size. Ama buyurun siz söyleyin o zaman. Eskişehir'deki Sarı Fabrikası'nı ziyaret edip de böyle markaları büyütmemiz gerektiği şeklinde gidemedi daha da önemli. Bunu sorgulamak lazım. İkincisi, AK Parti'nin başörtülü aday çıkarmamasının ötesinde başörtüsü biz daha önceki bildiriler Tokat'ta yaptıklarımızda da başörtüsü aslında bizim için ezilmişliğin, yoksun bırakılmışlığın ve belki de bir anlamda o ezilen alttaki tabakadaki insanların bir sembolü olması gerektiğini düşündüğümüzden dolayı bir anlamda da sevindim aslında aday göstermediklerini. Çünkü eğer gösterselerdi o itilmiş kesim daha da çok kanalize olacak bu sistem özellikle kapitalistlerinde. Hani aday olsaydık da bütün herkes oy verseydi şeklindeki düşünceye de katılmıyorum. Çünkü başörtüsünde daha önemli şeyler var. Hanımefendiyle ilgili de söylemek istediğim şu. Füze Kalkanı'nı imzalarken acaba hiç emperyalistlerle beraber aynı safta duran başbakanın göle sorgulamasını yaptı mı acaba? Bunu merak ettim. Evet. Aslı Bey. Bu arada bir
ilerlerçi olarak benim alanıma da giren epeyce soru ve yorum oldu ama neyse. Hakkımı İhsan Bey'e ver. Şimdi az önce konuşan hanımefendi Türk ırkçılığı ve Kürt ırkçılığı, yani her ikisi de yemiş dedi. İşte MHP ile BDP'yi işleme falan, bunlar çok yaygın söylemler. Yani gerçekten bunları çok fazla kişiler. İşte Kürtlerin milliyetçilikleri, ırkçılıkları, aşırılıkları, haksızlıkları vesaire falan çok. Yani normalde hakları var mı? Çok yaygın bir şey. Sosyalistler arasında da var. İslamcılar arasında da var. Ama ilginç bir şey. Yani çok somut bir tespit yapayım. Yansıtma. Bu tespitleri yapanları... Bir şey başlasana ya. Yani istisnalar olabilir ama ne? Yani bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi bu Kürt ırkçılığı meselesi şuradan baktı. Farklı bir yerden. Yani Tokaç'ın halinde de anlamaz. Ne diyoruz? Mesela sosyalistler diyor ki ya bırakın kardeşler milliyetçiliği bilmem ne falan enternasyonist olalım. Emperyalizmle işbirliği yapıyorsunuz falan filan diyorlar. Müslümanlar da diyorlar ki ya kardeşim biz ümmetiz. Yani bırakın bu millet yani falan. Fakat şöyle bir gerçek var. Yani bir Rus gerçekliği var. Herkes bir dille. Mesela hanımefendi dille konuşuyor. Demek ki yani sizi yani Kürtçü değilsiniz ama zaten Türkçe konuşuyorsunuz. Sen asimile oldun. Şimdi bu aslında objektif olarak Kürtçülük. Bu aslında objektif olarak Kürtlere yapılan, yani sizin tamamen ben halis niyetinizden en ufak bir şüphem yok. Yani asla böyle anlamayın ama bunu gerçekten bir Kürt düşmanlığı objektif olarak ve bu bölgede ben mesela çok ilginç. Kürtlerin üzerinde özellikle bu zulmü, sömürüyü uygulayan, yani bir yüzyıldır en azından ve sürdüren bölgedeki doğrudan ulus var, işte Türk, Arap, Fars vesaire ve dolaylılar var ama burada doğrudan iştigal edenler egemenlerinin diliyle konuşuyor. Yani ben şeyi de dedim. Mesela İranlı Fars birisi dedi ki ya bizim Kürdümüz dedi en mutlu Kürt falan. Yani Kürt işi falan böyle diyor. Suriyeli bir sosyalistler duydum. Solcudan duydum. Ona dedi ki ya işte kardeşim biz emperyalizme karşı falan dedi. Yani herkes Kürtler meselesi, hakları meselesi olunca böyle değil diyor ama yani bir sosyalist arkadaşım dedi ki birisine o da Laz var mı dedi. Ya bir gittik dedi arkadaşlar Laz'la konuşuyor. Sürekli Lazca falan dinliyorlardı. Dedik ki, yani hanımefendi Lazca benzer yaklaşıp, ya dedik bu kadar da milliyetçi olunmaz. Yani sürekli Lazca dedik. Şimdi şu çok önemli. Biz 24 saat Türkçe konuşuyoruz, Türkçe dinliyoruz, Türkçe yaşıyoruz. Bizimkisi milliyetçilik olmuyor. Bu nötr bir şey. Yani ulusüstü bir şey. Yani her evrensel bir şey. Olmuyor. Beyin elimle. Ama şeyin, Kürt'ün dışarıda ekler çalışmalarını devam edeceksiniz aslında. Yani bu konu arkadaşlar gerçekten çok önemli ve burada haktan, adaletten bahsediyorsak tekrar bu konu üzerine düşünmeliyiz. Evet. Ve ötekini anlamalıyız. Yani neyse tam toparlayamadım ama öyle. Teşekkür ederim. Şu an itibariyle 15 dakikamız var. Konuşmak isteyen kim kalmıştı? Siz vardınız galiba. Önden başka? Tamam, Metin Bey'e vereceğim zaten. O zaman hemen sizden de alınız lütfen. Lütfen kısa. Yani arkadaşlar bakın o kadar çok farklı yerlerde duruyoruz ki yani böyle bir ortak platformda olursak bile. Bence burada savunma üretmek yerine bana da arkadaşım suçlama yöneltti. Ben kendimi savunmayacağım. Ben onun suçlaması üzerinde düşüneceğim. Çünkü insanın yani bir sürü şeyimiz var, kör noktamız var kendimize karşı. Bence bu suçlamaları ve eleştirileri bir fırsat olarak görüp düşünelim karşılıklı olarak. Bir arkadaşımız dedi mikrofonu açtılar. Evet, Tumman Hanım'a önce Sakarya'dan geliyorum. Sadece birkaç vurgu üzerinde belki çok fazla
düşünüp tartıştığımız için söyleyeceğim. Birincisi başörtüsü meselesine ilişkin olacak. Başörtüsü meselesinin AK Parti'nin zamanla çözeceği filan söyleniyor. Bir, yalan. İkincisi AK Parti'nin bu konuda hiçbir şey söylemediği söyleniyor. Yalan. Başbakanın gerek politikacıların gerekse milletvekillerinin birçok ortamda bu meseleyi nasıl doladığını da biliyoruz. İki seçim önce Bülent Arınç'ın bunu namus meselesi olarak kullandığını da biliyoruz. Yani sizin bunu en yetkili ağızlardan söylemiş olmanız kamuoyu için yeterli bir mesajdır. Ve bugüne kadar başörtüsü meselesini tepe tepe kullandılar. Ve bu mazlumiyetin simgesi olan bir şeyi maalesef galiplerin, mütegalliplerin simgesi haline de dönüştürdüler. Biz 7 yıldır başörtüsü eylemleri düzenliyoruz. 10 ilde her hafta. Bir kere bu sorunun muhatabı olarak son yıllarda yasakçıları maalesef görmedik. Kendi içimizden insanlarla falan mücadele etmeye başladık. Bu başörtülü aday yoksa oy diyor kampanyası da bunu gösterdi. Bu noktada başörtüsü meselesinin gerçekten üzerinde düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz ve bunun AK Parti'nin tek elindeymiş gibi algılanması da kesinlikle yanlış. İkinci olarak da Kürt meselesiyle ilgili olarak bir şey söyleyeyim, biraz uzatmadan bitireyim. Ya ben Kürt değilim, Türk olduğumda Kürtlerle karşılaştıktan sonra öğrendim. Daha önce kafamda böyle bir şey yoktu. Yani bunu neden bu hale geldi? Çünkü ben Türkçe konuştum, Türkçe öğrendim ve işte okullarda Türkçe öğretiliyor. Ama benimle aynı üniversiteye gelmiş arkadaşlar yabancı dil olarak Türkçe öğrenmişler. Bu dezavantajlı pozisyonlarıyla benimle aynı yere gelip aynı statüde eşitlenmişler. Bu eşitlik mi bana kalırsa değil çünkü o geri gelen birilerden şey yaptı. Şimdi böyle bir ortamda Kürtlerin en temel haklarını istemesinin milliyetçilik olduğu kanaatinden değil. Devlet kurma hakkından, ana dindeki eğitim hakkına, yani birçok hakka kadar her şeyi aldıktan sonra, yani temel asıl olan haklarını aldıktan sonra oturup da hayır tüm dünya Türktür derse, o zaman Kürt milliyetçiliğini tartışalım. Ama şu an sanırım bunun için böyle bir zemin de yok. Adil bir ortam diyoruz. Evet, çok sağ olun. Şimdi ben artık konuşmacılarımıza söz vermek istiyorum. Herhalde ama artık konuşmacılarımız hiç konuşamayacaklar. Nasıl? Yani iki cümleyle söyleyebilir misiniz hemen? İki cümleyi. Kusura bakmayın, ne olur. Şimdi kimden başlayalım? Metin Bey'den başlayalım. Yoksa sizden başlayalım. Metin Bey, hemen çabucak rica ediyorum. Çabucak, bana yani, çabucak hissediyorum. Zaman diktatörlüğü bana işliyor. Bu kadar alınır olmayın lütfen. Ben de bir mağduriyet havası yaratmak istemiyorum. Şaka yaptım sadece. Mümkün mertebe çok kısa meramlı var. Ama öncelikle, geliyor musun? Öncelikle arkadaşlar, emek ve adalet mücadelesi başlığı altında bir salondayız biz. Ve çok basit, çok basit, çok temel, çok naif bir sorunu tartışmak durumunda kalmak insanı yoruyor. Türkler ve Türkler, MHP ile BDP eşittir demek. Arkadaşım, gerçekten adalet duygunuzdan şüphe geliyor. Hakikaten. Eşit olmayanlara eşit davranmak en büyük adaletsizlik. Sonra devam olarak da Kadir arkadaşım PKK'yı değerlendirme bir şeyler söylüyor. Şimdi arkadaşlarım da şunu söylüyor. Burada Kürt hareketiyle ilgili doygun bir platform söz konusu olsa da ben Kürt hareketi özel olarak PKK'ye ve daha özel olarak Abdullah Öcalan'a ilişkin eleştirilerimi ifade edeceğim. Fakat ben edemem. Niye edemem? Arkadaşlar, ben önce devletle hesaplaşmak, devletliyle hesaplaşmak zorunda hissediyorum kendimi. Şimdi, Kürdistan
Kürdistan İşçi Partisi'ndeki örgüt arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısına çıkmış tek, yegane, devrimci muhalefet hareketi. Yegane, başka olmadı. Kemalist diktatörlüğe, Kemalizme düşmansınız genel olarak. İşte Kemalizme düşmanlığı fiilen, Kemalizmle mücadele ettiği ve geriletmeyi fiilen gerçekleştiren bir özne var karşımızda. Hadi bakalım, kendi derdiniz dışında bir dert var. Başörtünüz, başka nedenleriniz ve öncelikleriniz olabilir. Başka bir ezilen, bir derdiyle ilgili olarak ortak düşmana mücadele etmiş, karşı mücadele etmiş. Ezen, arkadaşlar, ezilen ezilenin kurdudur. Hani şey demiş ama, hops, insan insanın kurdudur diye. Hayır, ezilen ezilenin kurdudur. Her ezilen, diğer ezilen bölüğünü ezenden malzeme alarak eleştirmeye kalkıyor. Bundan uzak durmamız lazım. Diğer husus da, Zeki Hocam'ın şakayla lütfen başkalarınıza sığınarak şey yapıyorum ve ben de o şekilde anlatayım. Zeki Hoca reformizmiyle benim devrimciliğimi eleştirecek. Şimdi yapamaz mı? Ben de karşı çıkarım. Karşı çıkarım ama bir takım maddi verilerle karşı çıkarım ve güçlüyüm diye düşünüyorum. Şimdi hep şunu yaşarım genellikle. Zeki Hoca gibi sosyalist insanlarla karşılaştığımda ve çok azı biliyorum. Ya bu galiba bir genç gibi düşünüyor. Zamanla kanı durulur ve aklı başına erer. Şimdi arkadaşlar bir Avrupa uygarlığı var biliyorsunuz. Avrupa uygarlığına bizim o öğleden önce reddettiğimiz sosyalist kültürümüz emeğin Avrupası diyerek sahip çıkar. Arkadaşlar biz reddediyoruz. Avrupalı işçinin aldığı protein miktarı 100 grama çıkıyorsa daha önce 19. yüzyılda çok berbat koşullarda çalışırken şimdi ayda 2 ay tatil yapıyorsa ve kapitalizm koşullarında yapıyorsa biz bununla ilgilenmiyoruz. Bu mu bizim derdimiz, davamız bu muydu? Avrupa işte 2 gün sonra sosyal refah devleti kapitalizminden sonra Avrupalı işçiler namerde muhtaç hale gelmeye başlıyorlar. Dolayısıyla sorun evrimci çözüm ve ezilenlerin iktidara gelmesi. Ama her şey çözülüyor mu? Hayır, zinhar. Ezilenler binlerce yıldır iktidara geldi. Yani son bizim sosyalizm deneyimlerimizden bahsetmiyorum. Karmatiler 150 yıl. Zenç hareketi 20 yıl. Hasan Sabbah hareketi 150 yıl iktidardı. Yozlaştılar. Aynen bizim geçen yüzyıldaki sosyalizm hareketlerimiz. Yozlaştılar. Yozlaşacaklar. Biz gene yeneceğiz ezenleri. Gene iktidara geleceğiz. Bu mücadele ileride komünizme kadar gidecek. Ek olarak da şey söyleyeyim. Zeki Kılıç Aslan eski şimdi 70'lerde arkadaşlar solun en büyük derdi CHP'den kopmak. Şimdi bakın bunu da söyleyeceksiniz ama cevap verecek fırsatları kaldı. Şimdi herkesin söyleyemediği içinde kaldı biraz bir şeyler oldu. Lütfen bunu da siz içinizde tutun. Dışarıda konuşalım. Cümlemi bitireceğim. Cümlenizi 2 dakikada bitireceğinizi tahmin ediyorum. Onun için o 2 dakikayı vermeyin lütfen. Gerçek bir zaman diktatörü olarak sözü... Cümlemi bitireceğim lütfen. Cümlemi bitireceğim. 70'li yıllarda CHP'ye oy vermeyen devrimciler vardı. Sağ olun. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın yani gerçekten de hani burada oturanların sizden bir farkı yok belki ama sorular geldi, sorulara cevap vermemiz lazım ve süremiz de bitti. Ne yapalım? Şimdi Ahmet Bey çok hızlı. Arkadaşlar PKK ile ilgili sordular. Yani genel anlamda katılıyorum verilen cevaplara. O yüzden mücadele süreci bitmeden tabii o eleştirdikleri işte BDP ile İşte MHP aynıdır. Ben kesinlikle öyle şeylere katılmıyorum. Yani bu özellikle mesela Vakit Gazetesi filan da İslamcılar adına konuş böyle şeyler söylüyor. Biz çok hakikaten rencide oluyoruz, üzülüyoruz. Bu doğru bir şey değil. Bir sivil itaatsizlikle ilgili bir şey söyleyeceğim. Aslında radikal İslamcılar olarak tarif edilen kesim çok uzun yıllardır akidevi anlamda sivil itaatsizlik cuma namazı bağlamında yapıyor. Cuma namazına gitmiyor. Ama örgütlü siyasal bir mücadele üretmedikleri için bunu kimse görmüyor, bilmiyor. Kendileri de maalesef bundan faydalanamıyor. Açıkçası BDP'nin yaptığı muhalefet Türkiye'de yani en etkili muhalefet. Ben de çoğuna katılıyorum. Yani birçoğunu destekliyorum.
İnşallah iyi bir noktaya ulaşır. Devlet de camiden, okuldan çıkar gider. Hürmetle. Şimdi çok özel konuya girdiğim için mecburen birkaç kelimeyle bu, ben aslında hasbihal falan bahsetmek istemiyorum. Zaten öyle bir şey düşünmüyorum ama şunu söyleyeceğim. AK Parti ile daha sonra AK Parti'yi oluşturan kadro arasındaki temel kırılma noktası 28 Şubat ve onun dayatmaları ve o süreçte oluşmuş ve liberalizm Türkiye'ye girişinden sonra ki yol ayrımında oluşmuş bir şeydir. Bir kesim sisteme, emperyalist, kapital sisteme ve onun dayatmalarına teslim olmuştur ve hükümet olmasına izin verilmiştir ve yol açılmıştır. Diğer kesim hala buna direniyor. Direnişinin ne kadar tutarlı ve devrimci ve ileri olmayacağını ise mücadele ve tarih belirleyecektir. Ama kopuş odur. Bu kopuşta o kesim tarafını belirlemiştir. Bu kesim isteseydi orada olabilirdi, hayır demiştir. Temel kopma odur. Yoksa sen daha dinlersen ben daha dinlersen tartışması değildir. Adet kabul meselesine gelince siyasette algılardır esas olan. Şimdi şöyle, bu partilerin dediği de şu. En son olay için söyleyeyim. %58, %42 gerilimde taraf değiliz. Bir oy vermişiz de bir tarafta ama biz herkese seslenmemiz lazım. Şey anlamında, kimlikler anlamında. Ama Türkiye'de o bölen bir şeydir. Dolayısıyla örneğin siz, ben partiyim ama Anıtkabir'e gitmiyorum. Biliyorsun böyle bir gelenek olmuş. Parti kurulunca, bayramda, şurada da gidelim. Gitmediğin zaman sizin siyasal kimliğinizin algısı tamamen bunun üzerine kurulur. Bu hiç kimsenin ve hiçbir ileri çözümü şeysi olmaz. Kaldı ki sonuç olarak orada sizin herkesin anlam yüklediğiniz alanda değil. Evet, sonuç olarak bu ülkenin kurucu başkan olarak bir saygı görmeyi hak ediyor diye düşünüyoruz. Fikirleri ve yaptıklarının onayla boyanması ayrı mı? Bunu söyleyeceğim. Öbür meseleye girmiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Ben şunu söyledim aslında devrimcilik meselesinde. Evet ben devrimciyim arkadaşlar. Şöyle bir sistemin değişmesini istiyorum. Sadece şunu söylüyorum. İkna ile dayanan bir sistem ancak halkın bilgisi, örgütlenmesi ve bilinçliği oranında yıkılabilir. Bu anlamıyla bir manevra savaşı değil, bir siper savaşı gerekiyor. Yoksa hedefler konusunda devrimci olduğundan en azından şimdilik diyeyim, kuşkum yok. Teşekkür ederim. Hocam. Ben de kısaca birçok soru soruldu ama şöyle toparlayarak son cümle olsun. Benim adıma. Şimdi Emek ve Adalet platformu gelecekte iyice ünlüleri bağrından çıkarabilecek bir dinamizme sahip olduğunu, böylesine bağımsız bir yerde durduğunu şu öğleden sonraki özellikle tartışmalarında da görmüş olmalısınız. Bu bir dinamizmdir. Ben bundan çok ümitliyim. Bunu bir takım yerlere çekmeye çalışmamak gerekir. Böyle bir dinamizmin birbirine yöneltilen suçlamalar üzerinde düşünüp oradan yeni yeni fikriyatlar çıkarmanın neden önemli olduğunu zaman içerisinde anlayacağız. Ben Emek ve Adalet Platformu'nun yarattığı içinden bakacak olursak şöyle bir yerde durduğumuzu düşünüyorum. Kişisel olarak ben Müslüman, Sünni bir kültür içerisinde, işte Orta Anadolu'da, Kayseri'de Müslüman, Sünni bir alem içerisinde yürümüşüz. Türk kökenli ve Kürtçe tek kelime bilmeyen kişi olarak ve bir erkek sıfatımla söylüyorum. Devlete karşı insanın adalet ve emek platformunun diyalektiği bunu gerektiriyor. Kimliklerimizi, inançlarımızı bir kenara bırakarak devlete karşı insanın Sünni'ye karşı Alevi'nin Türk'e karşı Kürt'ün, Müslüman'a karşı gayrimüslim ve erkeğe karşı kadının yanına yer almak. Bu söylediğim sıfatlardan ve kimliklerden dolayı değil. Ben bunu Müslüman, Türk, Sünni, erkek sıfatında söylüyorum. Bazen değişim geçirmek ve ilerlemek için kartal gibi kendi tırnaklarımızı kendimizin sökebilmesi gerekiyor. Kendi kavgalarımızı kendimizin kırabilmesi gerekiyor. Kartal bunları yaptığı zaman yenilenir ve
yoluna devam edebilirmiş. Bizim de bu hususta biraz onu örnek almamız gerekiyor. Aynı zamanda bütün bu Türkiye'nin klasik bütün ağrıları ve çelişiklerinde daima ezilinden ve mağdur olanların yana olmamız gerektiği gibi örgütlüğe karşı da örgütsüzün yanında yer almamız gerekiyor. Mesela Kürtler adına ortaya çıkan Kürt davasının sonunu söyleyip örgütle yaraşı oluşturup yeni bir Kürt egemeni oluşturan bir kesime karşı sokaktaki, köydeki yapayalnız Kürt'ün yanında yer almamız gerekiyor. Bu dinamizm gerektirir. Nerede bir örgütlenme, nerede bir yeni oluşum, nerede bir yaraşı olsa ezen ezilen emek ve adalet diyalektiği anında dinamik olarak değişir. Ona göre de bizim bu değişimi sürekli takip etmemiz gerekiyor. Katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası Emek ve Adalet platformu ama birbirimizden farklı görüşlerimiz var, farklı duruşlarımız var. Fakat yani ben kişisel olarak savunma reflekslerimizin çok güçlü olduğunu ve karşımızdakini anlamayı engellediğini düşünüyorum zaman zaman. O yüzden buradan bütün eleştiriler üzerinde belki düşünme şeyiyle, düşünme niyetiyle ayrılalım inşallah. Konuşa konuşa bir yerlere varacağız. Ben de iknanın çok önemli bir ve etkili bir yol olduğunu düşünüyorum. Bu saate kadar burada bizleri dinlediğiniz ve görüşlerinizi paylaştığınız için, çünkü sizleri görmek gerçekten yani birliktelik duygusu çok önemli bir duygu. Bunu yaşamamıza fırsat verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.